bu kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar Nasılsınız görüşmeyeli Umarım iyisinizdir Bugün piyasada çok büyük hareketler olmadığı için arkadaşlar Geçtiğimiz günlerde ne doğru düzgün canlı yayın bir de benim özel sebeplerden dolayı ne doğru düzgün canlı yayın ne de video çektim en son ki attığım videonun üstüne e, düşüncelerimi söylemiştim zaten bu arada şu anda videoyu beğenip e, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar aynı zamanda sorular ve iletişim için de aynı zamanda ücretsiz analizler için de ücretsiz platformumuz Telegram grubuna katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Margin Trade grubumuza katılım için de bugün %70 indirimden faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz kendi indikatörümüzde al sat yapıyoruz ve gerçekten %80 %90 oranda başarı sağlıyoruz. Bunları söyledikten sonra geçiyorum arkadaşlar analizin tekrarına devamına. Şimdi sevgili dostlar hatırlarsanız bizim bir takip ettiğimiz kanal vardı. Görüyorsunuz şu kırmızı kanal bir de bakın bunu aşağı yönünü kırdık gördüğünüz üzere ve bir de bizim ana hattımız vardı. Ana hat neydi hocam? Ana hattın üstü yaklaşık olarak 40 bin dolar alt bandı yaklaşık olarak 29 bin dolar. Şimdi 29 bin dolar seviyesinin altına iğne geldi. Fakat herhangi bir şekilde 4 saatlik bazda kapanış olmadığı için biz hala 29 bin dolar seviyesini destek olarak kullanmaktayız Bitcoin tarafında baktığımız zaman arkadaşlar İçimoku bulutunun altındayız bu e, satış baskısını arttırıyor maalesef ki bizim üzerimizdeki Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki süreçlerde ve önümüzdeki günlerde önümüzdeki özellikle haftada e, bizim en büyük direnç noktamız 29.888'ler yani 30.000 dolarlar diyebiliriz kabaca arkadaşlar. 30 bin doların üstünde 4 saatlik kapanış yükselişleri tetikler ve ilk hedefimiz 31 bin 500'ler olur sevgili dostlar daha sonra buraların kırılımıyla kendimizi 33 bin 400'lerde ve daha sonra 40 binlerde bulabilme imkanına sahip oluruz Bitcoin çok güzel bir destek noktasında arkadaşlar bunu da belirtmekte fayda var Aynı zamanda dikkatinizi tekrardan şu trende çekmek isterim. Bakın bu trend bizim için çok önemliydi ki gördüğünüz gibi birçok kez buayı ve ayıyı getiren bir trend şu beyazdan bahsediyorum görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada biz ne yaptık hocam? Burada biz bunun altına bir iğne atıp buradaki stopları temizledik gibi duruyor ve bu trendin üstündeyiz şu anda. Bana göre arkadaşlar bu trendin üstünde kaldığımız sürece yön yukarıdır 40 bin dolarlardır. Tabii ki ara dirençleri ve destekleri söyledik sevgili dostlar. Bunun dışında herhangi bir şey takibi etmiyorum Bitcoin tarafında yaklaşık olarak 29 bin dolarlara da tekabül ediyor bu trendin şu anda baktığımız zaman 29100 dolarların altında gün kapanışı olmadığı sürece benim yönüm yukarı yani burada da şuna da dikkat etmek gerekiyor Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yani Önümüzdeki hafta içerisinde biz burada buluta değiş göreceğiz ve biz buluta değdiğimiz noktada genellikle yukarı yönlü tepki alırız şu süreçlerde. Diyelim ki almadık arkadaşlar o zaman da en yakın destek noktamız ve en güçlü destek noktamız 28 bin dolar olarak Bitcoin tarafında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan Ethereum takipçilerine ve Ethereum tarafına 4 saatlik değil de direkt günlük bazda bakacak olursak arkadaşlar. Bakın burada bir trendimiz var gördüğünüz gibi alt noktadan gelen şu şekilde birleştirelim. Burada birçok kez fake hareket atıldığını görmekteyiz yani şu anda da trendin altındayız fakat bunun da bir fake hareket olduğunu düşünebilmemize yarayan birçok hareket var gördüğünüz gibi Fakat burada şuna dikkat etmek lazım önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareketle birlikte hala bulutun üstündeyiz Bu arada bu güzel bir şey günlük bazda herhangi bir sıkıntı yok demek ve yakında arkadaşlar Bitcoin ile birlikte bu da buluta değecek. Yaklaşık olarak 1849 seviyelerde en güçlü desteklerden bir tanesi sevgili dostlar. E şimdi burada 1920 dolarlar çok güçlü direnç olarak karşımıza çıkacaktır. 1920 dolarların üstünde kaldığı sürece yön yukarı altında kaldığı sürece yön aşağıdır arkadaşlar. Bence çok net bir analiz oldu diye düşünüyorum. Dönelim buradan dolar endeksine. Dolar endeksinin hızlı düşüşünden sonra attığı bir gap boşluk vardı bakın sevgili dostlar şu bölgelerde. Şu an bunu doldurmuş gibi gözüküyor. Bunu söyledikten sonra günlük baza bakalım çünkü dolar endeksinde biliyorsunuz ben sadece günlük değerlendirmeyi seven bir insanım. Doğru olduğunu düşündüğüm kısım bu çünkü. Burada arkadaşlar bizim hatırlarsanız bir trendimiz vardı. Bu trendi aşağı yönlü kırdık. Çok hızlı düştü. Hatırlarsanız son videoda da bu kadar hızlı düşmesini istemediğimi dile getirmiştim İşte nedenleri de bu arkadaşlar 100 seviyesini çok ciddi bir şekilde kırdı yukarı yönlü Buradaki GP'de doldurmak üzere Şimdi burada takip etmemiz gereken noktalardan bir tanesi Bulut indikatörünün hiçbir şekilde üstüne kendini atmaması arkadaşlar Yakın direnç olarak 102.15'ler Uzak direnç olarak 102.78 Hatta 103.48'leri de kırmaması gerek diye söyleyebiliriz Bunların yapılmadığı müddetçe yani en son kale bana göre 103.50'lerdir arkadaşlar. 103.50'lerin altında kaldığımız sürece yönü tekrardan aşağı verip kademeli olarak ilk etapta 99'lara daha sonra 96'lara ve 93'lere kadar bir geri çekilmeye şahit olabiliriz. Tabii ki arkadaşlar bu günlük ve dolar endeks analizi olduğu için yarın böyle bir şey bekleyebilmek mümkün değil. Dikkatinizi çekerim bu konuda. USDT dominasyonda yani bu kanala ilk oturduğumuz günden itibaren yani haziranın 20'lerinden itibaren ben size bu kanalın çok önemli olduğunu ve uzunca bir süre bu kanalın içerisinde takılacağımızı bir videoda ve canlı yayında dile getirmiştim. Ee, hala tezim geçerli bir ay oldu arkadaşlar. Bir ayı da geçiyor hatta ee, ve hala kanalın içerisindeyiz. Siz şu hareketlere bakmayın bunlar fake hareket, ani haber hareketleri falan. Genel anlamda kanal içerisindeyiz Kanalımızı hatırlayalım. E, kanalımızın üst bandı 7.43, alt bandı 7.17, ara destek olarak da veya direnç olarak da 7.30'lar verilebilir sevgili dostlar. Bu bölgelere dikkat edin yeter. USDT dominasyon bu bölgelerin kırılımıyla birlikte hızlanacaktır çünkü hareketi. Bu bölgelerin takibi tekrar söylüyorum 7.43'lerin üstüne 4 saat kapanışı ve 7.18'lerin altına 4 saat kapanışıyla Bitcoin tarafına ya olumlu ya olumsuz çok ciddi yansımaları olacaktır. En güçlü destek noktası neresi derseniz trendin geldiği şu nokta zaten tutunduğu nokta arkadaşlar gördüğünüz gibi hem alttan hem üstten hem düşen trendin desteği buradaydı hem yükselen trendin desteği buradaydı. Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar biz burada çok güçlü bir destek hattı görüyoruz. Burası da 6.75'ler. Zaten böyle hızlı düşüşlerde genellikle geri yükselir arkadaşlar piyasalar olduğu yere gelmese bile ya yani şurada geldi fakat ama genellikle böyle hızlı bir günde mesela 7.29'dan 6.75'e düşmüş gibi dominasyon için ciddi bir düşüştür. Hemen birkaç günde toparlar yani buna emin olabilirsiniz. Ee, bakın mesela burada da aynı yere gelmemiş gördüğünüz gibi tekrardan düşmüş ama tekrardan sonradan toparlamış. Bu tarz diyorum anlatabildim aynı yere gelmese bile toparlıyor arkadaşlar illaki toparlıyor hızlı düşüşlerde veya yükselişlerde. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir sıkıntı gözükmüyor hala bulut altındayız. Burada da en güçlü direnç noktası 7.43 derin haricinde gözümüze çarpan 7.60'lar civarı diyebiliriz sevgili dostlar. Dönelim buradan bizim asıl olayımıza bitcoin dominasyonuna. Şimdi Bitcoin dominasyonunda bizim takip ettiğimiz şöyle bir yükseliş kanalı vardı farkındaysanız arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde yukarı bir kırılım gerçekleşti 52'lere kadar dedik ki daha sonra hedefi 57 58'ler dedik ilk hedefler tamamlandı dedik sonrasında arkadaşlar ne oldu bizim kanalın direncini tek mumda kırdı ve şu anda da kanalın içerisine tekrardan girdi arkadaşlar yani bayağıdır girdi de. İşte şu anda baktığımız zaman en güçlü destek noktasının 48.94'ler ya yani kabaca 49'lar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde ara destekler verecek olursak şu anki bulunduğu bölge destek veya direnç yani duruma göre değişir altında kapanışlar yapmasına bağlı. Eğer ki bugünü ve yarını 49.70'lerin altında kapatırsa bulut altında kapanış gerçekleşmiş olur ve kademeli olarak kendisini... Önce 49'lara daha sonra eğer buralarda kırarsa arkadaşlar 47'lere 47.95'lere 48'lere kadar indirebilir. Tıpkı şurada olan bir fake hareket gibi burada da bir fake hareket yaşayabiliriz arkadaşlar bilginiz olsun. Dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlar. Evet arkadaşlar elimden geldiğince ee, güzel bir anlatım yapmaya çalıştım. Piyasa birazcık sıkıntılı yani sıkıntılı derken arkadaşlar işte Temmuz'da biliyorsunuz bir şudur budur vardır zıvırdır çok şey yaşadı. E, Ağustos'ta birlikte ben yönün yukarı olabileceğini düşünmekteyim sevgili dostlar. tabii bunu konuşmak için çok erken niye çok erken? Dolar endeksi tarafında belirli başta kritik yerler var arkadaşlar 100 seviyeleri özellikle bu seviyelerin altında kalmamız lazım. Şu an ne yapacağı belli değil o yüzden net bir şey söylemek mümkün de değil ama arkadaşlar Genel anlamda ben önümüzdeki birkaç ay içerisinde yani orta vadede diyeyim. Bitcoin'in tekrardan kendini 40 bin dolar seviyelerine taşıyabileceğini hatta 45-50'lere kadar da taşıyabileceğini düşünüyorum. Yeni ATH bekleyen yani 69 bin doların üstüne çıkmayı bekleyen arkadaşlar bana göre hayalperest insanlar sevgili dostlar. Çünkü halving sezonu tamamlanmadan hatta halving tamamlandıktan da sonra yeni ATH'ler gelen bir piyasada yıllardan beri Böyle gelen bir piyasada takriben 10 yıldır e, bunun aksini düşünebilmek mümkün değil. Hele ki şu ekosistem yani dünyanın şu ekosistem politikalarında e, bunun aksini düşünebilmek mümkün değil. Nasıl böyle bir düşünceye kapılıyorlar? Neye dayanıyorlar? Bilmiyorum. Tabii ki herkesin kendi görüştür. Saygı duyarım. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar bana göre mümkün olmayan şeyler bunlar sevgili dostlar en fazla bitcoin'den 50.000 atağını beklerim. Yani olması gereken rakam bitcoin'in daha doğrusu bitcoin'in geri bir dump yapması gereken rakam 43 44 bin dolarlar. Fakat bunu işte marjini patlatmak veya işte FOMO etkisi yaratmak için 50 bir 50.000'lere kadar da taşıyabilirler. Bunu zaman gösterecek sevgili dostlar. Dediğim gibi şu an dolar indeksi tarafında net emin olmadığım için konuşmak erken. USDT dominasyon tarafı da bunu böyle sağlıyor. Dolayısıyla sevgili dostlar düşüncelerim bu yönde aksi olabilir mi olabilir aksi olursa tekrardan bir video çeker paylaşırız canlı yayınlara da inşallah devam edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim sevgili dostlar aynı zamanda tekrardan söylüyorum ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz açıklamalar kısmındaki ve Margin Trade grubumuzun indiriminden yararlanabilirsiniz görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum bay bay sevgili dostlar.